Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bu şekilde. Peki yurttaşın beklentileri neler? Bir kesime kulak vereceğiz. Milyonlarca emeklilikte yaşa takılan yurttaş iktidarın EYT düzenlemesini ne zaman yürürlüğe koyacağını bekliyor. Hatırlıyorsunuz, iktidar tarafından seçime bir yatırım olarak değerlendiriliyordu bu hamle ve bazı tarihlerde işaret edilmişti. Son olarak Aralık denilmişti. Açıklama AKP Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Düzenlemeyi Aralık ayı içinde yapmayı planladıklarını, EYT düzenlemesinin en kötü ihtimalle 2023'ün başında yasalaşacağını söyledi. Bir söz vermiştik. Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi durumu. AKP Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu mecliste grup toplantısı düzenledi. EYT ve sözleşmeli personelin düzenlemesine dair açıklamalarda bulundu. Ete kemiğe bürünmüş bir vaziyette inşallah bu deklarasyonda bulunduk. Bütün sözleşmeli personelimiz için bu yeni durum hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah en kısa zamanda bunu bir kanun teklifi haline getirmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun gündemine getirmek suretiyle bu çerçeveyi yasalaştıracağız. Akbaşoğlu düzenlemeler için tarih verdi. İşte 2022 sonuna kadar bütün bu 5 adımın hepsinin hayata geçirildiğine inşallah şahit olacağız. Şimdi inşallah sırada EYT'li kardeşlerimizin durumu var. EYT'nin en geç 2023 başında yasalaşacağını söyledi. Geçen yıldan bu yana 5 adım atma sözü verdiklerini, böylelikle sözlerini yerine getireceklerini açıkladı. Geçen sene deklare ettiğimiz ve inşallah asgari ücretle beraber memur ve emeklilerimizin maaşlarının düzenlenmesi, 3600 ek göstergenin yasalaştırılması, akabinde sözleşmeli personelin durumunun yasalaştırılması ve nihayetinde de EYT'li kardeşlerimizin durumlarının ele alınarak bunun yasa teklifine dönüştürülerek yasalaştırılması süreçlerini yaşayacağımızı ifade etmiştik.